Merhaba Dost TV izleyicileri. Bugün atölye programında Bahtiyar Hanım'ın atölyesine misafir olduk. Kendisi sağ olsun bize kapılarını açtı. İşte onunla hem Ebru yapımı, hem tarihi, hem kendiyle ilgili sohbet edeceğiz. Merhaba Bahtiyar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz de iyi gördüm. Biz de iyiyiz Allah aşkına. Böyle sanatçıları görünce mutlu oluyoruz. Allah şükrünüzü artırsın. İnşallah bu tür ortamlar hoşumuza gidiyor çok. Evet. Biz sizle hani Ebru ile ilgili sohbet etmeden önce sizin ne kadar oldu başlayalı Ebru'ya? Onunla ilgili hani biraz bilgi alabiliriz. İşte çocuklarınızdan Ebru ile ilgili olan var mı? Onunla ilgili böyle bir ön konuşma yapalım. Sonra biraz Ebru çalışalım. Ya da teknik olarak Ebru'nun nasıl yapıldığı ile ilgili teknik bilgiler alalım sizden. Tabii ki ben 64 doğumluyum. Nideliyim aslında. İki evladım var. Ellerinizden öper. İlk Ebru sanatına ben 97 yılında başladım. Tesk kursuna gittiğim bir atölyede yan tarafta da Ebru ile karşılaştım. Hayran kaldım. Ama o sene başlayamadım. Çok arzu ettiğim halde başlayamadım. Çünkü kayıplar doğmuştu. Bir halk eğitim merkeziydi. Ankara'da mıydınız? Ankara'daydım o dönemde. Hemen ertesi sene ilk yazılan bendim ama yazıldıktan 2-3 ay sonra karar verdim ki bu işi halk eğitim merkezlerinde değil. Bir hocanın, iyi bir hocanın yanında öğrenmem evet. gerektiğini anladım. Çünkü çok kalabalık bir ortamda. Evet, Ebru çalışmak hem kalabalıktan dolayı hem de konsantre olamamadan dolayı çok verimli olamadığını düşünüp kendime bir hoca arayışına girdim. Tesip kursunda da ilk hocam Kamil Akdede zaten vardı. Ondan rica ettim. O da sağ olsun bana anlayış gösterdi ve yardımcı oldu. 2 yıl kadar onunla çalıştık. 2 yılın sonunda benim elimden tuttu, benden alacağım bu kadar dedi. Timuçin Tanaslan beyefendiye götürdü. Bir 4 yıl falan da onunla çalıştık. 4 yılın sonunda... Bu dönem hep öğrencilik olarak mı geçti? Öğrencilik olarak geçti. Timuçin Hoca'dan sonra da ben Belmek'te Ebru dersleri veriyordum. Yani o dönemde Ebru dersleri vermeye de başladım zaten. İcazet falan alınması gerekiyor mu? Mesela o zaman mutlaka ki bence icazet gerekli yani ya da yeterli bir konuma gelebilmek lazım. Sanatta belli bir konuma gelebilmek lazım. Benim ders vermeye başladığım zaman icazetim yoktu. Ama ben 5-6 senedir uğraşıyordum. Kişisel sergilerim falan olmuştu. Ondan sonra bana teklif gelmişti, Ebru dersi verir misiniz diye. Bu tekliften ben 2 yıl sonra o teklifi kabul ettim. Çünkü o zaman daha kendimi yeterli görmüyordum. Çalışmalarımı daha hızlandırdım, daha yoğunlaştırdım. Kendimi belli bir seviyeye getirdim. Ondan sonra öğretmenliğe başladım. Bu icazetin eksikliğini duyaraktan İstanbul'un yolunu tuttum. Öyle mi? Fuat Hoca'yla başladık. Fuat Hoca'yla 18 ay kadar bir dersimiz oldu. Hocamın icazetiyle birlikte kendi atölyemi kurdum. Bir yıl boyu işte hem ders hem verdiğim yerde hem atölyede çalıştım. Ondan sonra tamamen kendi atölyeme çekildim. Ben daha önce sizin sergilerinizi gezdim. Hani oradan biliyorum eserlerinizi. Ama Ankara'da bu kadar hani görmedim ben daha farklı. Hani bu kadar yoğun, bu kadar güzel, bu kadar detaylı çalışma. Hani Ebru üzerinde çok tanık olmadık. Sizin var mı yetiştirdiğiniz öğrenciler şu anda tabii ki var. Öğrencilik yapan ya da şu anda işte belli konuma gelmiş? Şu anda benim 22 tane talebem Ankara civarında ve Ankara dışında öğretmenlik yapmakta, bu işi öğretmekte. Benim işlerim fark ettiyseniz daha farklı, hani diğer Ebru'culardan farklı. İşte bunun da nedeni tisip eğitimi almam, farklı branşlarda ders vermiş olmam. Teknikleri birleştirerek farklı hocalardan ders aldığım için bir harmanlama. Evet, sizin eserleriniz çok farklı geliyor gerçekten ama içinde hepsini barındırabiliyor. Hani evet. Farklı sanat dallarını barındırabiliyor. Bunun hani artıları mutlaka çok fazladır. Yani tabii avantajlarını yaşıyorum. Yansıyor mutlaka. Mesela Ebru'ya ilk başlamış ya da başlamak isteyen öğrenciler neye dikkat etmeli? Yani kendini Ebru yapma yetisini nasıl olarak değerlendirebilir? Ben şu anda Ebru yapabilir miyim diye geldiğimde size, yani siz onu neye göre daha ileriye gidip gitmeyeceğini değerlendirebiliyor musunuz? Yoksa o kişinin... konuda değerlendirmeyi tamamen öğrenciye bırakıyorum. Bu işler biliyorsunuz sanat hevesle değil, emekle olan şeyler. Evet. İlk başta ne kadar... hevesle başlıyor. Tabii ki hevesle başlayacaksınız. Ne kadar sizi mutlu ediyor, o sanat size uygun mu, uygun değil mi? Her şeyi herkes yapmak zorunda değil. Kendine, mizacına, karakterine uygun olan bir sanat seçmeli.
kimisi yağlı boyayla mutlu olurken, kimi heykelle mutlu olurken, kimi ebru ile ya da tesiple mutlu olur. Evet. Allah da o kadar güzel insanlara yetenekler vermiş ki. O verdiği yeteneği keşfedip ona doğru yönlenmek. Tabii ki başlayacaksınız. Ama buna işte hocalar yönlendirebilir mi diyorum. Mesela size Ebru için gelen bir öğrenci, siz hani Ebru değil de şöyle bir şey senin için daha başarılı olabilir dediğiniz oldu mu hiç? Tabii ki oluyor. Mesela benim bir öğrencim Ebru'ya geliyordu, çok seviyordu ama ben onun hatta daha başarılı olacağını düşündüm. Ebru yaparken aynı zamanda ben onu biraz iteleyip kakalamakla hat kursuna hat da yani, gönderdim. Evet. Yani bayağı şimdi da ilerledi. Tabii ki. Ya da işte zaten bu sanatla uğraşırken, bu sanatı beslemek için bir başka belli zamandan sonra başka bir sanatla da uğraşmak lazım ki bu sanatı besleyebilirsiniz. Büyük akarsular derelerle beslenebilirsiniz. Yani bir yerden sonra hep aynı kendini tekrarla dönüyor iş. Tabii. Onun için farklılık olması için kendinizi besleyecek, zenginleştirecek farklı alanlara da kaymak gerekli ama asıl sanatınız buysa bu ağırlıkta olacak ya da öbürü ise o ağırlıkta olacak. Diğeri besleyici bir faktör olacak. Ama bir sanatta belli bir yere gelmek lazım. Hepsini bir arada kucaklarsanız önce bir ağır gelir, tamamen dökülür. Tabii, tamamen oturacak. Belli bir dayına oturacak. Ondan sonra diğer sanat dallarıyla da onu... Yoksa taşıyamazsınız, dökülür. Evet, tesip de yapıyorsunuz. Tesip yapmıyorum ama küçük ayrıntılar ilave etmeyi seviyorum. Hani kendi eserlerime küçük ilaveler yapıyorum ama tamamıyla tesip sanatıyla mesela uğraşmıyorum. Tesipin detaylarını biliyorsunuz. Tabii ki biliyorum. Tabii ki. Bir tesip alıp onu mesela Ebru ile birleştireceğiniz zaman nasıl karar vereceğinizi, neye yakışacağını çok iyi biliyorsunuz mesela. Tabii neyin nereye yakışacağını ama tabii ki iyi oluyor. O da tabii tabloları zenginleştiriyor. Daha farklı. İşimi zenginleştiriyor. Evet. Kullandığınız boyalar mesela bildiğin kadarıyla tamamen toprak boya. Evet. Hiçbir kimyasal madde yok diyebiliyorum. Topraktan elde edilen boyalar bunlar. Toprakların içerisindeki demir oksitlere göre fabrikalarda bunlar önce yıkanıyor, eleniyor, yıkanıyor ve ısıyla renk kazandırılıyor. Biz bunları hazır alıyoruz aslına bakarsanız. Evet, şu anda hazır ama daha önce... Daha önceden toprak yıkanarak yapılıyormuş ama ben hala daha dışarıda farklı renkte bir toprak gördüğüm zaman dayanamam. Bir poşete doldururum, getiririm işte onlardan. Tabii değerlendiriyoruz. Bu kadar kırmızı yapamıyoruz. Böyle bir pembe yapamıyoruz. Ama bir açık yeşil yapıyoruz, bir kırmızı yapıyoruz. Yani toprak kırmızısı yapıyoruz, ne bileyim gri yapıyoruz, siyah yapıyoruz. Bildiğiniz soba isimden siyah yapıyoruz yani. Evet. Tabii ki değerlendirdiğimiz zamanlar oluyor. Fırçalarımız atkılı ve gül dalında. Hafif. Bunlar elde mi yapılıyor? Tabii ki bunlar elde yapılıyorlar. El yapımı. Gül dalı olmasının nedeni esnek, hafif ve suda en geç küflenen ağaç. Bir de şişme olayı olmuyor herhalde, olmuyor, değil mi? Olmuyor. Bunlar bunun içinde duruyor. Şey olmuyor mu peki? Filizlenme olayı suyu yok, bunlar zaten kuru. Kıllarımız da atkılı. Onlar da tamamen doğal. Yani yabancı madde olarak sadece biz neft kullanıyoruz. Neft boyanın içerisine katıyoruz. Nefti boyanın farklı açılımlar olmasını sağlıyoruz. Onun dışında kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Mesela bu sığır ödü boyanın teknenin üzerinde açılmasını ve birbirine karışmadan üzerinde yüzmesini sağlıyor. Evet. Bu nasıl icat edilmiş, nasıl insanlar bulmuş? Bu konuda hiçbir bilgi yok maalesef. Evet, hayranlıkla ilginç, izliyoruz. Evet, çok ilginç bir konu gerçekten. Bunu nasıl bu konuyla ilgili değerlendirmişler? Gerçekten ilginç. Kitremizi neyle hazırlıyoruz? Normal su ve içinde başka katkı maddeler neler var? Onu anlatayım ama kullandığımız bu çeşitli ebatlarda iğnelerden, metallerden yapılmış, kullanım alanına göre değişen kalınlıklarda izlediğiniz. Herhalde desenin büyüklüğünü, küçüklüğünü ona göre mi ayarlıyor? Şeklimizi vermek için o istediğimiz bizde yerine zamanına göre kullanmak. Teknemizin içerisindeki de daha önceden kitre kullanırken şimdi kerajin dediğimiz bir madde kullanıyoruz. Kıvam artırıcı bir madde. Daha önceki yıllarda kitre kullanıyorduk. Hem hazırlaması zor hem de fazla dayanmadığı için, 2-3 gün dayandığı için bunun ömrü daha uzun. Bunu tercih ediyoruz. Kitrenin müdahilimi... Bunu 12 saat önceden ya da 24 saat önceden ıslatıyoruz. Tamamen homojen bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Sonra teknemize koyuyoruz.
Hazırlaması daha kolay, ömrü de daha uzun. Daha mesela uzun. Öbürünü 3 gün kullanırken ben bunu 15 gün kullanıyorum. Onun için çok daha... Ben de daha kısa kullanıldığını biliyordum. Demek ki yok, diğer... iyi kullanırsın. Ben 15 gün, 20 gün kullanıyorum ama... 15 gün, 20 günden kastınız bir günde bir teknede kaç eser çıkarabiliyorsunuz? Mesela kaç kere? Mesela 5 kere, 3 kere? Yani kaç... çok çalışırsanız eser çıkartır mısınız? O yani meçhul. Yani hani eser tam çıkmayabilir. İstediğiniz görüntü elde edemeyebilirsiniz de mesela... Hani bir kağıt yaptığınızda... Su bitene kadar kullanırsınız. Yani onu 50-100 yani. Yapabilirsiniz ama eser dediğiniz şey öyle kolay çıkmıyor. Her çıkana eser diyemiyoruz yani değil mi? Tekneden her çıkan boyalı kağıtlara Ebru eser diyemiyoruz. Evet. Yani eseri bırakın Ebru da diyemiyoruz. İnsanların bilmesi lazım. Bu çok artık basite indir geldi. Alışveriş evet. Merkezlerinde her yerde evet. Ufak bir teknenin üstünde birkaç boya... 3 liraya 5 liraya evet, boya attırılıp yapılıyor maalesef. Bunu Ebru yaptığınız sana insanlar oluyor. Maalesef. Bunlara da engel olmak mümkün değil ama güzeli gören gözler arıyorlar, buluyorlar. Onun için ben çalışmalarımı paylaşıyorum, sergiler açıyorum. İnsanlar görüyorlar. İşte biz bunu görmüştük ama bunlar çok farklıydı diyorlar. Soranlara işte anlatıyoruz ya da gelip görelim diyorlar. Derse başlıyorlar. Peki bu kağıdın özelliğini mesela şu anda kitrenin üstüne genelde görüyorum. Ben hep üstlerine bir kağıt kapanıyor. Bu suya bir zarar gelmesin diye mi? Üstüne bir şey düşmesin diye mi? Şimdi kullandığımız bütün maddeler doğal madde. Bunlar demir oksit ve pigment boyalar. Ama bu içerisindeki organik bir madde. Organiğin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Evet. Öt de organik, bu evet. da organik. Tamamen doğal, canlı, yaşıyor. Bu hazırladığımız kerajin dediğimiz maddenin çocukluğu var, gençliği var, olgunluğu var, yaşlılığı var, ölümü var. Hmm. Bu şimdi orta yaşta, benim teknem orta yaşta en verimli zamanı. Öyle siz öyle denk geldiniz. İyi şanslıyız o yönde. Evet. Bu üstündeki kağıt da onun... Üstündeki kağıdımız... organik madde olduğu için hani nasıl sütlaç pişirdiğimiz zaman, süt pişirdiğimiz zaman, puding pişirdiğimiz zaman nasıl hemen üstünü kaymak tutar, kendini korumaya alır. Bu da aynı onun gibi. Bunu alıyorum, sonra çalışmaya başlıyorum. Yoksa açık bir teknenin üzeri kaymak tutacağı için boyalarım sağlıklı açılmayacaktır. Beni yanıltacaktır. Onun için koruma altına alıyorum. Peki ne yapabiliriz bugün? Bize ne gösterebilirsiniz? Valla ne isterseniz onu yapalım. Ne görmek istersiniz? Ben bir klasik çalışayım isterim. Tamam. Tamam, size bırakalım yani biraz. Bir klasik çalışalım, bir modern çalışalım o zaman. Tamam. Modern derken hani çiçekler daha sonraki yıllarda çıkmış çalışmalar. Aslında Ebru'nun aslı... Ebru daha çok... battal. Benim doyum tadına doyamadığım... Esas Ebru battal diyorsunuz. Ebru'nun ilk temeli. Battaldır. Önce bir zemin oluşturuyorsun. Evet, önce bir zemin oluşturuyorum. Fırçama çok küçük küçük vurarak homojen bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Siyahı bu. Böyle teknenin başına oturduğunuzda bir şey tasarlayarak mı oturuyorsunuz yoksa oturduğunuzda kendinden mi? Yok, mutlaka tasarlamak gerekiyor. Hatta ben kendim de çok disiplinli çalışırım. Öğrencileri de çok disiplinli çalışırım. Kişinin o günkü bir konusu olur. O konuya göre çalışır. Yani biraz ondan çalışayım dediğiniz zaman hiç başarı olmuyor. Sürekli tekrar yaparak iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Herhalde öğrenciler ilk geldiğinde ilk işlem boya hazırlamakla mı başlıyorlar şey? Eline veriyor musunuz boyaları yoksa? İlk defada vermiyorum, anlatıyorum. Bir iki ay öyle uygulama yaptırıyorum. Ondan sonra hadi bakalım yani her boya seferinde... Boya hazırlamaya iki aydan sonra mı geçiyor? İki aydan sonra. Bazen diyorum hadi sen hazırla bakayım ya da gel seyret. İşte boyamda bir sorun var dediği zaman işte nedir? Ne yapman gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. Hayır onu değil, bunu yapman gerekiyor. Hani doğruysa evet. Tamam öyle yapacaksın. Yanlışsa hayır öyle yapmayacaksın, şunu yapacaksın şu şeklinde. Eksin, şimdi bu yaptığımız battal ebru. Battal ebruma ben gel git yapıp taraklı ebru yapmak istiyorum. Evet. Gel git yapıyorum.
Normalde bu tarakla da yapılıyor mu siz? Ben elde yapacağım. Taraklı da yapılıyor ama elde yapmayı tercih edeceğim. Gel git yaptıktan sonra ince bir biz yardımıyla genelde bizim çalışmalarımız soru cevap olarak oluyor. Uygulama oluyor. Ben gösteriyorum. Siz, öğrenci uyguluyor. Evet, siz başta gösteriyorsunuz. Gösteriyorum. İşte, önce takip ediyorlar sizi. Sonra... Tabii sonra kendileri uyguluyorlar. Ben onların çalışmalarını takip ediyorum. Yanlışlarını gösteriyorum. Olmadı tekrar gösteriyorum. Günde kaç saat ders alıyor öğrencilerimiz mesela? Gruplara göre değişiyor. Bir teknede iki kişi çalıştığı zaman 5 saat sürüyor. Yok benim zamanım daha az. Hani o kadar vakit ayıramayacağım diyen arkadaşlara da 2,5 saatlik gruplarımızı teklif ediyoruz. Onlar tek başına, yalnız başına bir teknede çalışıyor. Ama ben her zaman atölyede ne kadar çok zaman geçerse o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece birebir çalışmaktan ziyade diğer arkadaşların yaptığı yanlışlar, doğrular, İzlemek önemli. Konuşulanlar, işte boyanın hazırlanışındaki aşamaların hani tabii ki. O havayı solumak yani o ortamda aynen. olmak aslında önemli. Çoğu zaman insan yaparken değil de gözlemlerken ya da farkında olmadan bile bazı şeyleri kapıyorsun. Tabii ki bir sohbet ediyoruz ya da sanattan konuşuyoruz ya da sanat dünyasından konuşuyoruz. Orada işte geçmişte yapılan bir Ebru'dan bahsediliyor. Bunlar tarihi bilgidir. Bu hani akademi değil, bir ders mutlaka ders ama hani böyle sürekli bir şeyleri anlatarak anlaşılan bir şey değil. Yerleştirerek vermek gerekiyor. Onun için aralara sıkıştırılmış bilgiler eğlenceyle birlikte evet, daha kalıcı olabilir aslında kesinlikle. Belki de. Hani insan kendini kasmadan şunu öğreneceğim ya da bunu öğrenmem lazım demeden bilinçaltına yerleşiyor çoğu şey. Kesinlikle. Taraklı tavus kuşu. Süper bir şey oldu. Renkler zaten tam benim sevdiğim renkler. Harika bir şey oldu. Artık bu yenisi geldi, onları kaldıralım. Çok süper renkler, harika. Kalan renklerimi tekrar toplayacağım. Şimdi tekrar kağıtla kitlede kalan fazla boyalar alıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde öğrencimiz olmak isterim. Nasibiniz varsa neden olmasın? Bunlar nasip, kısmet şey, işi. Yani, her şey kısmet. Şimdi bir de çiçekli ebru yapalım. Klasik çalışalım diyorsunuz. Bu modern mi olmuş onun aslında? Biraz daha. Klasik hani, bu mu? Yani bunlar taraklı ebru çiçek de klasik. Hani lale bir klasiktir. Bir gül ben ebruya başladığım zaman yoktu. Daha sonra gelişen ebru teknikleri. Evet. Bundan 15-16 yıl önce. En çok lale ben hatırlıyorum. Eskiden mesela Kur'an kapaklarının arkasında. Lale bu işin temelidir ebru, aslında. Ebru süslemeleri olurdu. Genelde zaten herhalde kitap süslemelerinde kullanılıyor. İki tane yan yana çalışılır. Evet. Defterin açtığın zaman böyle iki tane sizi lale karşılar. Evet. Çocukluktan kalmış birkaç şey var öyle gözümde. Çoğunlukla hani hep lale görüyoruz. Hani sıkıldık falan deniliyor ama. Lale bu işin nasıl battal temeliyse çiçeklerin temeli de laledir aslında. Çok yalın bir çiçek olmasına rağmen estetiğine oturtulması gereken en zor çiçek. Bütün, kolay değil aslında. Çok yalın olduğu için bütün sıkıntıları, kusurları ortaya çıkaran bir teknik. Bir karanfilde birçok darbeyle onu tekrar belli bir şekilde sokabiliyorsunuz belki forma. Değil mi? Evet. İkimiz de çalışıyoruz. Renk için mi? İki farklı tonda yeşilim var. Benim açımdan şu anda görünmüyor yaptığınız iş. Ben kağıda çıktıktan sonra karşıdan görünüyor mu bilmiyorum. Hani ışıklar yanıltabiliyor insanı. Bir sıvı olduğu için parlama oluyor. Tabii evet. Fark edilmeyebiliyor. Siz hemen 15 yıldır evet. Evde sanatla uğraşıyorsunuz. Evet. En az 10 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Başlayalım da bir 15-16 yıl oluyor. Ankara'da ilklerdensiniz o zaman değil mi?
Yok, ilklerden değilim ama yani ilklerden değilim. Çok yani. Hoca var mıydı yani sizin zamanınızda ders alabilirsiniz? İşte ben ilk Kamile Hanım'la başladım. Tümüçün Bey var, Salih hocamız vardır. Hani bu işi oldukça tanıtan, yaygınlaştıran Tümüçün Hoca vardı. Yani çok fazla hoca yoktu benim başladığım zaman ama ben ilklerden değilim. Yani sanatçılar sadece sanatını icra etmek için çalışmalı. Evet, maddi kaygılarla olduğu zaman işte, kalite mutlaka evet. ki düşüyor. Yani insanlar da tabii ki bir şekilde bir hayatını idame ettirebilmek için. İdamesi için oranın gelir sağlaması lazım. Yani. Burada insanlara bir şeyler sunabilirsiniz. Sizin en çok sevdiğiniz ben hepsini seviyorum. Ben hiçbirini ayırt edemiyorum. Ama klasik benim için vazgeçilmez. En iyi çiçeğe koyun, güzel bir battala değişmem kesinlikle. Biz şimdi dışarıdan baktığımızda çok anlayamıyoruz. Yani battal, işte suya serpilmiş boya taneşikleri olarak görüyoruz ama denge, renk uyumu. Siz farklı kişilerin eserlerine baktığınızda da onu hani gözlemleyebiliyorsunuzdur, olmuş olmamış ya da. Değil mi? Her sanatçının yaptığı Ebru el yazısı gibidir. Kendi kişiliğini, iç dünyasını, renkli seçtiği renklerden onun psikolojisini çözersiniz. Kişi hırçın mı, karamsar mı, direkt bakarsınız. Bencil mi? Yani bu boyayı önüne mi çekiyor yoksa ortaya arkadaşlarıyla mı paylaşıyor? Bunlar hep ipucudur kişiyle ilgili. Böyle yaptığınız zaman 5 dakikada gibi oluyor ama arkasındaki emek, zaman evet, çok farklı. Bununla ilgili bir kıssa vardı da. Evet. Yani bir fabrikaya gidiyor bir usta, sorunu bulmak için bakıyor ve makinenin belli bir yerine bir çekiş darbesi vuruyor. Ondan sonra fatura gönderiyorlar. Yani diyor ki fatura işte şu kadar, 1 milyon dolar mesela o dönemin fiyatıyla. Yani şaşırıyorlar, bir çekiş darbesi şu kadar olur mu? Bir çekiş darbesinin fiyatı 1 lira diyor. Geri kalan onu nereye vuracağını bilmektir. Evet. Yani bu bir tamamen... Onun şiddetiydi, vurmanın yani, şiddetiydi. Yani onun için bunu bir anlık ya da 5 dakikalık olarak bakmamak gerekiyor. Evet. Çok güzel Ebru da yapabilirsiniz. Güzel olmayan Ebru da yapabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız işe ruhunuzu katabilmeniz, sizi yansıtması, onun ruhunun olması. Bir başka insanlara farklı şeyler, farklı duygular yaşatabilmesi. Sanat eseri olduğu zaman öyle olması gerekiyor. Yani öyle bir şey hissettiriyorsa insana, benim yaptığım şey size bir şey çağrıştırıyorsa sanat eseridir. Düşündürüyorsa ya da duygulandırıyorsa sanat eseridir. Yoksa çalışmadır. Öyle mi? Yoksa çalışmadır. Eseri olabilmesi için hani klasiği yaptıktan sonra kendinizden kattığınız şeylerin olması gerekiyor. Orası karıştırılıyor. Sanat ve zanaat ayırt edilemiyor henüz. Evet, sizinle ayrılması gerekiyor ama işte onun da tam bilinçli olarak hani bilmiyor insanlarımız. Öğrenmesi lazım. Böyle yaşamış. Programlar sayesinde inşallah görecekler onları. Yavaş yavaş açıyorsunuz. Burası da çok hoş. Hani kamera çeksin diye bu şekilde açıyorum. Normalde bir sıyırıp alıyoruz daha evet, kolay kuruması sıyırıp, için. Evet. Ama bunların sakıncası olmuyor herhalde. Kurumasını biraz geç kurur. Daha geç zaten. Kurur. Şöyle bunu da yerleştireyim. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Süper bir karanlık oldu. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Atölyenizin kapılarını bize açtınız. Ben teşekkür ederim. Başka programlarda yine görüşürüz inşallah. Bu tür güzel şeyleri paylaştığınız için ben teşekkür ederim.